Bu abla fal bakıyor. Her oradan 2000. Bak lan ben yapmadım, yaptım, yapmadım. Bakmak lazım yani. Bir de şeyi bıraktım, alkolü de bıraktım. Alkol de yok. Hayda. Kadınlarla da takılamıyorum ki evliyim. Herkese Tayland'dan, Bangkok'tan selamlar, sevgiler. Bu videoda Bangkok'un bu çılgın sokaklarını göreceğiz. Buranın adını çılgın koydum çünkü gerçekten öyle. Her haliyle gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Neşeli, enerjik, güzel bir yer. Tabii ki artıları ve eksikleri var. Bunlar her ülkede olduğu gibi. Bunlara da değinmeye çalışacağız. Bu sokak, benim kaldığım sokak, benim hostelin olduğu taraf. Çok merkezli bir yerde, güzel bir yerde. Fiyatı da sadece 7 dolar. 7 dolara kalıyorum. Yani burada 15 dolara, 20 dolara bildiğin otelde kalıyorsun. Uygun, yeme içme uygun. Her şey çok ucuz bence. Baktığım zaman, diğer ülkelerle kıyasladığın zaman gayet ucuz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bangkok sokaklarını tanıyalım. Sokakları gezmeden size çok kısa şurayı göstermek istiyorum. Burası sabahtan akşama kapanana kadar hep böyle yoğun, acayip bir yoğun, önemli bir nokta galiba. Böyle dualar yapıyorlar, hep çiçekler satıyorlar etrafında böyle. Görüyorsunuz. Maske takman lazım. Bir de ayakkabıları şurada çıkarıyorsun, içeriye girebiliyorsun. Ben içeriye girmeyeceğim fazla. Zaten şu önümüzde gördüğümüz yerde dua ediyorlar. Sonra dönüyorlar yani. Hemen kapısında da sayısal. Bu şey, Tayland'ın sayısalı. Loto Tayland ya. Okey. Abi Türkiye'de çıkmadı ki Loto Tayland'da çıksın. He? Orada o kadar oynadı, çıkmadı. Burada mı çıkacak? Çıkıyormuş bir de, alsak mı? Abi Bangkok, Tayland çılgın bir yer. Nasıl yani? Çılgın. Gelenler zaten biliyordur beni de yani. Gelmeyenler için söylüyorum. Abi gençsen, teksen, geziyorsan, gezmek istiyorsan, takılmak istiyorsan, yani şöyle, burada doğa, efendim, o bu bir şey yok. Burada ne var? Bangkok'ta eğlence gençler için, öyle böyle. Şimdi bu Bangkok için geçer. Tabii ki Phuket'i de var, efendime söyleyeyim, adaları var. Yani bu Tayland çok güzel, yani doğası var. Yani inanılmaz yer tabii ki. Ama Bangkok, Bangkok'ta yok abi. Bangkok'a geliyorsan, geldiysen daha doğrusu, burada da abla şeyler satıyor. Bangkok'a geldiysen burada eğlence, bir de biliyorsunuz son dönemde şey serbest oldu. Burada da kokonat satıyor. Hello, thank you. Ot, biliyorsunuz serbest oldu. O olay var burada. Her yerde var. Yani köşe başında her yerde buluyor, satıyor, dükkanlar açmış, kafeler açmışlar. Yani böyle. Tabii ki aşağı inersin Phuket'e, oraya buraya. Ben şu anda inmeyeceğim. Bu turda da inmeyeceğim galiba. Çünkü oralara su bastı. İşte şu anda yağmur mağmur mobi her taraf batmış. Gerek yok şu anda. Yine geliriz. Bu şekilde Bangkok'u gezeceğim. Bangkok'un etrafını gezeceğim. Eşim gelecek buraya şimdi. Onunla beraber biraz gezeceğiz. Böyle, çünkü şöyle bir durum var. Ben buraya geldim. Aslında geri dönecektim. Neden? Abi, burada, dur şurayı da göstereyim, hem de konuşacağım. Aa, şu ablayı da göstereceğim size. Burada yine böyle galiba şans getirecek işte şeyler satıyorlar. Bu abla, hello. Bu abla fal bakıyor. Her geçtiğimde kadına takılıyorum burada.
Çünkü çok ilginç ya. Burada hayvan tuttuğu hayvan şu maymun. Buna hep böyle meyve veriyor. İyi bakıyor. Buradakiler de gelip ona para atıyor. Burada da böyle değişik bir hayvanı var. Bu ne? Bir kırma mı? Bir şey mi? Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Bir de şurada var. Hamster değil ha bak. Hamster falan zannetmeyin. Bu da değişik bir şey. Böyle abi. Kadın burada kart falı bakıyor. Ve çok müşterisi var ha. Şu an ilk defa boş gördüm burayı. Çok müşterisi var. Oturuyorlar böyle. Bayağı saatlerce anlatıyor. Abi siz etrafı izleyin. Siz etrafı izleyin. Ben de size biraz burada bura hakkında bir şeyler anlatayım. Konuşayım. Bayağıdır buradaydım. Biraz dinlendim aslında. Şöyle yani yoruluyor insan ister istemez o ülkeden geç oraya geç. Bir de ben ister inanın ister inanmayın Singapur'da, Malezya'da günde 4-5 saat yürüyorum. Bak ciddi söylüyorum ha şaka değil. 4-5 saat. Neden? Şimdi abi her bak noktadan noktaya gidersen şeye taksiyle bir maddi hadi maddi diyelim ki tamam karşılayabiliyorsun. Şöyle bir şey de var. Orayı en iyi şekilde görme ve tanıma abi yürümekte aldığın hissiyat hiçbir şey yapmıyor. Yanlışlıkla bir yere giriyorsun, orayla insanlarla muhatap oluyorsun. Çok iyi bir şey. Yani yürümek inanılmaz güzel. Hostel hakkında bir şey söyleyeceğim. Hostel güzel. Diğer kaldım ben. Bu geldim hep hostellerde kaldım. Şimdi eşim geliyor otele geçeceğim. Abi hosteller çok güzel bir şey. İnsanlarla sosyalleşiyorsun. O geliyor, onunla tanışıyorsun, bununla tanışıyorsun. Çok güzel oluyor. Ama bana göre değil ya. Yani şöyle abi biri öksürüyor. Ben de hassas. Benim uykum tamam. Yani bir problem yok ama abi ben bir ses duydum uyanırım. Biri öksürüyor. Biri konuşuyor. Birinin telefonu çalıyor. Biri sabah erken kalkıyor. Sen o saatte kalkmıyorsun. Yani duyuyorsun her şeyi. Bu sefer öyle olunca da abi bana göre değil ya. Gerçekten bana göre değil. Yani bir dahaki gezilerimde nasıl yapacağım bilmiyorum. Bütçeyi daha çok arttıracağız o zaman. Burada gördüğünüz masajlar bunlar çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunlar mutlu sonlu masajlar. Hiçbirbirimizi kandırmaya gerek yok. Daha önce de geldim burada sordum. Veya öbür karşıda da var sordum. Hep aynı oluyor. Aynı şekilde şey söylüyorlar. Yani bu işler böyle. Çok sağlam bir şimdi oradan geçince size göstereceğim. Bu işi yapmayan yani öyle mutlu son falan muhabbeti olmayan profesyonel çok zor buluyorsun ama buldum bir yeri sonra. Yani ben mutlu değil kardeşim ben buraya geldim profesyonel şöyle güzel bir Thai masajı nerede olurum falan filan derken bir yer bulduk. Çok iyi. Çok profesyonel gerçekten o kadar iyi masaj yapıyor ki bayıldım. 4 gündür 5 gündür üst üste gidiyorum oraya düşünsenize o derece. İnanılmaz yani bütün kaslarımı hissettim bütün her tarafı iyileştirdi beni ya. Yani o yorgunluğu falan aldı attı. Böyle birçok şu karşıdan şu anda geçmedik. 1, 2, 3, 4 tane yan yana duruyor. Masaj salonu. Bunların hepsi dediğimiz gibi olay. Böyle sır şeyler var. Hello. Şurada benim samimiyetine inanıyorsanız benim sürekli izleyen bir kitle var. Tabii yeni katılanlar da var. Benim videolarımda samimi bir şekilde neyse onu söylemek, bir şeyi aktarmak bu benim birinci hedefim zaten. Ama şöyle söyleyeyim Bangkok için tekrar söylüyorum. Bak Tayland sadece Bangkok değil. Şimdi biri gelir Endonezya'da sadece Jakarta'yı görür. Ondan sonra tüm Endonezya hakkında konuşma hakkı yoktur abi. Benim şu anda Tayland hakkında konuşma hakkım yok. Ben Bangkok hakkında konuşuyorum. Bangkok çok da böyle bir güvenilir bir yer değil. Bunu kim söylüyorsa söylemesin. Çünkü insanlarımız, gençlerimiz var. Onlar var, bunlar var. Buraya çıkıp geliyor, gelir veya bizden ilham alır, şey yapar. Abi büyük şehirde her zaman bir şeylik vardır. Bazı ülkeler hariç. Burası yurt dışında, Avrupa'da, orada, burada
kriminal olarak da parayı bulan ne bileyim ne tuhaf tuhaf tipler burada çok var. Gelirseniz insanlardan uzak durun. Fazla böyle oraya onunla tanışayım, bununla tanışayım. Vay şu Türkmüş, vay şu mixmiş, şu buymuş, muymuş. Uzak durun. Benden söylemesi. Benim yaşımda, tecrübemde böyle şeylere bura şey yeter. Ama böyle bir toy biri gelirse buralara yazık olur. O yüzden dikkatli olun. Böyle şeylere dikkatli olun. Eğlenmektir, ne bileyim nedir falan filan. Birçok ülkede var zaten. Bu her yerde var. Ama buranın artık reklam olmuş burası. Yani şöyle reklam olmuş. Yani insanlar artık bunun için geliyor buraya. Bir de tabii otun da serbest olmasıyla tavsiye etmiyorum bu arada. Gerçekten etmiyorum. Almanya'da zamanda içtik yani. Ben de yaptım. Ama tavsiye edeceğim bir şey değil. Yani ne kardeşlerim olsun, öz kardeşimden bahsediyorum. Veya diğer arkadaşlarıma, kardeşlerime bahsediyorum. Tavsiye etmiyorum. Çünkü bir size bir faydası yok. Enerjini alıyor. Başka muhabbet değil. Şimdi dostlar, size böyle samimi bir video çekmek istedim. İçimden geldiği gibi fazla edit olmadan böyle size buraları gösterip fikirlerimi söylüyorum. Biliyorum ki benim yaşımda da beni izleyen de var. Tabii ki yaşımdan daha büyük abilerimiz de var. Benden genç yaşta olan insanlar da izliyor. Ben de fikirlerimi samimi bir şekilde, bak samimi bir şekilde söylüyorum. Söylemeye de devam edelim. Gece burayı tanıyamazsınız. Yani gece şurada yürü, tanıyamazsın. Yani bu mümkün değil. Benim dediğim masaj yeri burası. Masaj olduğumu dedim ya, çok çok iyi abi, böyle bir şey. Ve ucuz. Hepsinden en uygun bu. En iyi masaj da bu. Ha niye? Çünkü diğerlerinde şey olay var ya, pahalı diyor adam. Bir saatlik masajı 500-700 yazıyor. Bak burada sadece 250 yazmış Tay masajı. Bedava abi. Ne yapıyor? 120 lira mı? Ne yapıyor işte? 120-130 lira yapıyor burası. Acayip güzel masaj. Yani gelirseniz bir Tay masajı olun. Şöyle profesyonel bir masaj olun. Ha diğerinde olabilirsiniz. Kardeşim bekarsındır, ne bileyim nesindir. İhtiyaç yani. Anlatabiliyor muyum? O şey, ben öyle şeye karşı değilim. Ve bunu gösteriyor. Aa burada bu varmış falan filan. Ulan kardeşim Arabistan'a gelmedik ya, Tayland göstereceğiz tabii ki. Bu ne varsa bak, burada kızmaca, alınmaca kim yapıyorsa, gerçekten söylüyorum burada. Hello, one coffee black ya. O beni biliyor artık. Buradan her gün alıyorum. Nescafe yapıyor ya yolun kenarında, böyle kaliteli baksana. Bildiğin Nescafe şöyle gold. Mis gibi hemen şurada hazırlıyor, veriyor. Normalde şey yapıyor, şeker katıyor içine, bir sürü şeyler katıyor. Benimkisi sadece sade. Only coffee. Bu abla böyle fazla konuşmaz. Öyle şey yapıyor. Bilmiyor zaten. Anlamıyor İngilizce. Abi İngilizce konusuna geleyim. İngilizce burada inanılmaz kötü. Yani insanlar İngilizce bilmiyor. Bilenleri de anlamıyorsun. Yani sen İngilizcen var ya, fark etmiyor. Anlamıyorsun abi. Mümkün değil. Böyle bir İngilizce yok. Efendim diyorum. Anlamıyorum. Ne? Tekrar da olmuyor. Merpa pasport diyormuş. Ama nasıl diyor? Masmot bir şey diyor yani. Hiç alakası olmayan bir kelime. Yani ben anlamıyorum gerçekten. Bunların İngiliz, ben burada ilk defa yurt dışında dil sorunu yani yani anlaşamadım. İlk defa. O da burada Tayland'da oldu. Anlaşamıyorum. El kol hareketleriyle falan. Çünkü onların İngilizcesini hiç anlamıyorum. Zaten İngilizceleri de yok. Böyle İngilizce mi? Böyle bu İngilizce mi olur? Yok. Abi şu arkası, benim gördüğüm arka taraf bu sokak. Gece hayatı her tarafta ev, eğlence yani, gece tanıyamazsınız. Göstereceğim birazdan da. Başka ne aktaracaktım ben sizlere Bangkok hakkında? Bangkok böyle çok güvenilir, aman böyle hiçbir şey olmaz burada falan filan hikayelerine girmeyin. Tuktukçular var ya burada, o şey motorcular falan, dikkatli olun abi. Buranın en büyük, sakın onlarla tartışmaya girme, yok ne bileyim ne falan, kavga mavga. Adamı kaybederler. Tabii. Çünkü bu tuktukçuların arasında farklı ırktan insanlar da var. Ondan sonra böyle bir şeylik kurulmuş. Dikkat etmek lazım. Motor kiralama falan, pasaportunu vereyim falan. Bunların hepsi ne biliyor musun? Senin büyük ihtimal sıkıntıya girmen demek. Neden?
Pasaportuma gelirsen adam da şurayı yoktu, burayı sen yapmışsın, ver oradan 2000 bak. Lan ben yapmadım, yaptım, yapmadım. Alırlar. O yüzden pasaportunu falan bırakmayacaksın hiçbir yerde. Alırken dikkat edeceksin. Ya burası çok dikkat isteyen bir yer ha. Yani öyle yok, geldim çok rahat böyle, hiç free, hiç kimse böyle sıkıntı olmuyor, ne bileyim ne. Öyle bir şey değil. Ben çünkü gece 2-3 defa gece çıktım, gördüm, baktım, şöyle bir baktım, gezen tiplere baktım. Sadece buranın yerli değil, dışarıdan gelen tipler de bakmak lazım yani. Arkadaşlar bak, bu dediklerimi yabana atmayın. Ne demek istediğimi anlayan anlıyordur. Dikkatli olun. Tekrar söylüyorum, Bangkok için geçerli. Bu anlattıklarıma yok şeyle alınmaca kim yapıyorsa gerçekten kötü niyetlidir. Çünkü doğruyu söylüyorum ben. Eğer bu doğruları niye söylüyorsun diye birileri tepki gösterirse, çünkü bu her yerde böyle değişik tipleri var. İspatlarım yani her şeyi. O yüzden de sakın yani öyle bir saçma sapan şeylere girmeyelim. Neyse o kardeşim. Ben bir ülkeye gidiyorsam Singapur'a gittim. Singapur'a kadar bir tane kötü bir şey söyleyemem. Neden? Çünkü yok. Adamlar bu iyi, bu iyi, bu süper, bu saygı, bu şey. Doğruya doğru ne varsa o arkadaş. Ben Singapur'da bir tane gece hayatım yok çünkü. Öyle bir hayat yok. Ha, var, çok kalite, oturuyorsun kafede, oturuyorsun millet şey yani. Ama burası artık aşmış. Levelleri aşmış. Sınırları aşmış. Kırmızı çizgileri aşmış. Aşmış, geçmiş, gitmiş. Bunları söylemek lazım. Peki ben gencim abi, ben zaten böyle bir şey istiyorum. Ben gidip eğlenmek, işte kızlar, ne bileyim ne, tamam. Daha kaliteli yerler de var. Abi git, daha farklı bir ülkede yap. Daha kalite. Burada var ya, hastalık, her şey vardır. Ya Bangkok için söylüyorum. Böyle bir niyetle de buraya gelirsen, burada hastalık var ya, inanılmaz bir şekilde vardır. Çünkü burada yaşlı yaşlı Avrupalılar, yaşlı yaşlı insanlar, ne bileyim senden önce, anladın mı? Yani burada hastalığa çok dikkat et. Öyle bir niyetin de varsa gidip yurt dışında, paramla kardeşim ben eğlenmek istiyorum, kadınlarla takılmak istiyorum varsa bile, şimdi her şeyi açık konuşalım da yani, o kadar da şeye gerek yok. Varsa böyle bir şey de kardeşim, biraz daha kaliteli ülkeyi de seçebilirsin ya. Yani 3-5 fazla öde ama biraz daha kalite olsun da olabilir. Ha gelen varsa, burayı seven ve burayı yaşamak, saygı duyarım, başımın üstünde yeri var. Ama ben olsam paramla gelip yani takılacağım falan böyle yapmazdım. Daha farklı yaparım veya farklı bir yerde gibi. Bu kadar. Başka yok. Bu konuyu kapatıyoruz. O zaman devam edeceğiz birazdan. Hadi ben kahvemi içeceğim. Bangkok'ta şu an kırmızı yanıyor. Bekliyoruz. Yeşil de yansa sağına soluna güzelce bakacaksın. Çok dikkatli bir şekilde geçeceksin. Duran yok abi. Evet evet, duran yok. Yani bildiğin çok, bak mesela yeşil şey, yani kamera falan olunca biraz dikkat ediyorlar da, şey olursa ciddi söylüyorum, üzerine geliyorlar. Yani burada mesela şuradan karşıya geçeceksin, ışık yok değil mi? Öyle biri sana yol vereceğini beklersen akşama kadar beklersin. Yol alacaksın. Burada yol verme yok. Yolu alacaksın. Rica ederek elini falan böyle durdurarak böyle böyle geçeceksin. Hello, good, nice. Hey, tosuna baktım. Hey, name? G1P. G1P? Yes, G1P. G1P? Lan, dombik. Güzel pit oldu ama. Nice talk, yeah. Yani burada geldiğinizde, ben şimdi biliyorsunuz videolardan, yani sokak yemeklerini severim, denemeyi severim, yeni tatlar. Yani bunları da hiçbir problem yok, severim. Burada sokak yemeğini ben yiyemedim ya. Açıkça söyleyeyim. Yiyemedim. Böyle bir yani koku var. Bir de böyle bir değişik geldi bana. Ben yiyemedim. Domuz şeyi çok yaygın. Eti burada çok yaygın. İşte birçok yerde bulamıyorsun istediğini. Hadi buldun. Bir de şöyle
Buranın havası çok pis arkadaşlar. Bak, trafik böyle ya. İnanılmaz pis bir hava var, tamam mı? Yani bunu hissediyorsun, nefes alırken hissediyorsun, şey yapıyorsun. Bir de o açtıkları tezgah akşama kadar orada duruyor. Bu pis şey hep böyle üzerlenip kapatılmıyor falan. O yüzden ben burada sadece şey yiyorum ya, böyle bildiğimiz şeyler işte, hani KFC olsun, McDonald's, pizza, işte böyle şeylerle idare ediyorum. Tabii ki meyve falan, hani vitamine ulaşmak kolay çünkü burası Asya ülkesi, her meyveler var, onları yiyorsun ve zaten yetiyor. Ben böyle yaptım burada açıkçası. Yiyen olur, belki şey olur. Restoran var mesela, bir tane güzel restoran, orada yedim. Bir tane yemeklerini denedim, çok da güzeldi. Okey, ama dışarıda ben burada açıkçası yemek yemedim. Şimdi böyle işte şeyler var, kafeler var. İçeri giriyorsun abi, otunu alıyorsun. Oturuyorsun, içiyorsun. Kimse karışmıyor. Dışarıda da içebiliyorsun, yolda yürürken. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğin gibi takılabiliyorsun. Böyle şeylerde problem yok. Bütçe olarak da şöyle bir ekleme yapalım. Çünkü hep sorulan şeyler, bir yere gittiğimiz zaman işte abi orada ne kadar para lazım, bütçe ne kadar lazım. Abi sana bağlı yani, şimdi sen gelir de burada sadece, bak ne dedim ben, 7 dolara hostelde kalıyorum. Sen 3 dolara da 4 dolara da karnını bile doyursun, 10 dolar yapar, hadi 11 dolar. İşte 2-3 dolarda bir gezdin tozdun, böyle dışarı çıktın, bir şeyler aldın. 15 dolara da geçinirsin. 40-50 dolara da gelirsin, takılırsın kadınlarla, ne bileyim bir şeyler içersin, yaparsın alkol. Pahalı olur tabii kardeşim yani, o çıkar. İşte en ucuz ülkede bile olsa bunları yaptığın zaman belli bir bütçeye çıkıyor. Yani o sana kalmış. Ama çok uyguna burada tatil yapılabilir. Ya tatil dediğim de işte, yani burada tatil yapılacak bir yer değil abi. Buradan şeye gideceksiniz direkt. Yani ben bir daha gelirsem Tayland'a direkt şeye, İşte ne bileyim Phuket, adalara falan inerim yani. Çünkü burada Bangkok'ta fazla şey değil. Ve hani büyük şehir var, büyük şehir var. Bu büyük şehir Bangkok adamı yoran tipten. Yoruyor yani. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Tayland'a veya Tayland gibi ülkelere giden hep erkeklermiş gibi, hep erkek, böyle hep böyle bir erkek ön planda ya, kadınlar zaten hiçbir şey yapmıyor, yapmaz zaten yani öyle bir şey, lütfen hani, sadece erkekler yapıyor zaten. Ama şunu da söyleyebilirim, çok da kadın da var, hem turist olarak gelen aynı şey için, hem de çalışan, hem de şey, yani her şeyde eşit ise bunda da eşit olalım yani, lütfen. Ciddi söylüyorum bak, yani bu benim şey oluyorum ya, böyle hep erkekler, Tayland'da erkekler, erkekler böyle erkek. Ya abi kadınlar suçsuz mu ya? Kadınlar hiçbir bir şey yapmıyor ya. Yani lütfen bak, kadın takipçilerim de var. Lütfen yanlış anlamayın. Ne demek istediğimi anlayın ama. Yani burada ben geldiğimden beri bir sürü kadın var burada. Tek. Niyeti belli gelmiş yani. Tamam. Olabilir. Olabilir abi yani, saygı duyacaksın, geçeceksin, bitti. Ama hep böyle erkekleri kötülemenin bir anlamı yok. Zamanında Ukrayna'da öyle. Vay efendim, Türk erkekleri oraya girip bizi rezil etmiş de yok ne bileyim. Abi niye rezil ediyoruz? Orada onu sunan var, yapan var. Kadınlar bunu sunuyor, her şeyi yapıyor. Onlarda hiçbir problem yok, onlara kınayan yok. Türk erkekleri oraya gidiyormuş, para kazanıyor, o kadar gidiyor, şey yapıyor. Lan teşekkür etmeleri lazım. Neymiş bir de Türk erkekleri bizi şey yapıyor mu? Hayır abi, hiç katılmıyorum. Ciddi söylüyorum, katılmıyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ona bakarsan her ülkeden Almanları gelmiş, ne bileyim her ülkeden var abi. Niye Türk erkeklerinin adı çıkıyor direkt hemen? Bizim adımız çıkıyor. Niye böyle? Ben kaç gündür buradayım, hiçbir şey yapmadım. Yapamadım. Dedi yapamam. Ya şöyle bir durum var. Ben bir de eşimi aradım. Ne dedim biliyor musunuz? Ya dedim burada ot var, ben bıraktım. İçemiyorum. Yani yıllardır artık bunun şeyim var artık, değil mi? Yani kapattım bu kitabı. Bir de daha kötüsünü söyleyeyim. Ben buraya gelmeden bir de şeyi bıraktım. Alkolü de bıraktım. Alkol de yok. Hayda. Kadınlarla da takılamıyorum ki, evliyim. Hiç aldatmak istemiyorum. Dedim buraya gel dedim ya. Gel beraber gezelim o zaman dedim. Ben burada sıkıldım yani, tek başıma ben ne yapacağım burada? Öyle dedik de yani.
geliyor yarın. Anladınız değil mi ne demek istedim? Abi ben ne yapayım, gözünü seveyim. O yok, bu yasak, bu yasak, işkence gibi. O yüzden de işte böyle durumları değiştiriyoruz. Şu anda plan değişti. plan değişti abi, geziyoruz böyle. Aa, nightlife. Al sana nightlife abi. Karşı taraf şu sokak, gece full burası, dolu dolu dolu. Sen de 200, ben diyeyim 300 sana kadın. Ama bunun dışında da en az böyle sokak, yine 20 tane sokak vardı. 20 tane. Yani toplasan gece belki burada 50 bin tane kadın dolaşıyor. Şaşırdınız gibi değil mi? Evet, aynen öyle. Kalabalık oluyor akşam. Zaten gündüz böyle abi. Sakin, millet uyuyor, bayılıyor, ayılıyor. Daha yeni yeni yani. Bu saat şu anda da saat 3 ha 4 öğlen. Böyle yeni yeni insanlar işte şey yapıyor, ayaklanıyor. Ama gece olunca abi ortalık karışıyor. Ortalık karışıyor abi. Biri oradan düşüyor, biri oradan ayağa kalkıyor, biri oradan koşuyor, biri bayılıyor. Ulan dedim arkadaş, bu nasıl bir şey dedim ya. Burada mesela kapatmış böyle. Bu galiba tatlı niyetine şey yapıyorlar. Ha böyle tamam, eyvallah. Ama benim şimdi bak göstermek, bunlar daha yeni yeni açıyor, görüyorsun değil mi? Çünkü akşam iş oluyor ya. Hello. Nasıl bakıyor kameraya? Meraklı. Ya. Bak balık abi böyle. İçine işte galiba zebze falan bir şeyler koymuşlar. Bak bunu demek istiyorum. Açık şimdi önü. Böyle baktığın zaman sokağa gir, her taraf pislik içinde falan. Ha böyle yani, ben şey yapamıyorum pek. Bir de kokular acayip ağır burada ya. Burada ne? Çünkü her şey var. Kurbağa, efendim domuz, şey yiyorlar, timsah yiyorlar. Yiyorlar abi burada ya. Seviyorlar burada. Timsah, kurbağa yani çok seviyorlar. Hello. Şöyle biraz geçelim de size de göstereyim burada sokak yemeklerini. Bunlar sossuz, bunlar hep domuz zaten oluyor. Şurada da tavuk var. Böyle kurutulmuş balıklar var. Burada tekstil ucuz ya, bayağı ucuz. Tekstil 10 TL'ye 20 TL'ye şey veriyor. Tişört alıyorsun, iş çamaşırı alıyorsun, her şey var. Akşamları böyle şey seyyar satıcılar getiriyor abi. Atıyor arabanın şöyle kenara, istediğini alıyorsun. 10 lira 20 lira. Böyle her yerde farklı. Ya fazla yorum yapmayacağım bunlara çünkü şey, denemedim dedim ya, denemek istemiyorum yani. Burada pek içime sinmedi ya. Yani gerek yok. Ben bir defa Jakarta'da zehirlendim. Hayatımın en kötü günlerinden biriydi yani, 3 gün boyunca, 4 gün boyunca. Hani o kelime biraz hafif geliyor ya, şey işte neydi onun adı? Ha, mideyi bozmuşum falan. Abi ne mideyi bozmuş? O kadar kötü bir şey ki, insanın hayatta var ya, yaşamaktan zevki gidiyor bir anda. Çok kötü. O yüzden dikkat ediyorum. Jakarta da öyle. Bak Jakarta mesela işte büyük şehir abi, o sokakta şey yapıyorlar. Onlar alışkın. Kendimizi onlarla biz bir tutmamamız lazım. Neden? Çünkü onlar orada büyümüş abi. Onların vücudu o mikropları biliyor. Ama senin benim vücudum o büyük mikropları bilmiyor. O adam ondan bir tabak yer, hiçbir şey olmaz. Sen ondan iki ısırık alırsın. Hastanelik olur. Abi burada işte bu etmet olayları çok tehlikeli. Yani bak her şey var işte, görüyorsunuz abi. Uzak durmak lazım. Yani ben gerçi bilmediğim hele şeylerde böyle şeyleri yemem. Zaten ben Endonezya'da da Bali'de de eşimin orada olduğu için, eşim bir de hani ailesi falan orada tanıyorlar ya seyahatçı, işte bu kim, şu kim, bu temiz mi? Onlar da bildikleri yerden aldığı için güvenerek ben oradan yedim, yiyorum. Yoksa öyle her yerden yiyilmez. Asya ülkelerinde dikkat etmek lazım. Çünkü dediğim gibi onlar alışkın mideleri, biz alışkın değiliz. Ama bu demek değil ki gittiğiniz yerde oranın yemeklerini denemeyin, yapmayın. Deneyin abi. Deneyin. Sadece
Hello, can I take one dish? Yeah. Yeah, thank you. Bu demek değil ki oranın gittiğiniz zaman ülkede yemeklerini denemeyin. Restoran şeklinde bir yer bulun, orada deneyin. Onu demek istiyorum. Ha gittiğiniz yerde yemeyin, içmeyin. Abi deneyin. Çünkü yeni tatlar, yeni mutfak, yeni şey. Bence çok iyi olur gerçekten. Bak burada da hello. Burada da nar suyu satıyor. Şunlar böyle ekşimsi oluyor, şey var. İnanılmaz güzel ve çok vitamin ha yani. Tam böyle vitamin deposu. Diyorum ya, Asya'da vitamine ulaşmak çok basit abi. Böyle yol kenarında alıyorsun hemen. Taze taze güzelce içebiliyorsun. Thank you. Taze taze içebiliyorsun. O yüzden de burada hava sıcak olduğu için çok böyle ağır yemekler de zaten çok fazla vücut şey aramıyor, yemek aramıyor. Burada böyle biraz vitamin, işte biraz atıştırmalık. Şeyleri de güzel ha, fındık, böyle fındık fıstıkları falan güzel, lezzetli oluyor. Onlardan aldım biraz. Sonra da işte bir öğünde şey de yiyorum. Bu şimdi bir McDonald's'ı veya işte ne bileyim KFC'di falan, böyle bir şeyler yetiyor. Ondan sonra adamı tutuyor zaten. Bu arada her yerde var. McDonald's olsun, burger şey, yani her yerde bulabiliyorsunuz. Birkaç tane şubeleri var buralarda. Pizza olsun, hiç sıkıntı değil. Aç kalmazsınız, sorun olmaz. Starbucks falan, kafe. Zaten gürültüyü, şeyi görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Böyle, burası hep böyle. Diyorum ya, bir yorucu şeyi var buranın. Burada inanılmaz ucuz, bak sokak şeyleri, bak görüyorsunuz satıyorlar. Şurada iPhone şarjları olsun, şey orijinaline kadar var. Orijinaline kadar adamlar getirmiş koymuş, çoraplar çok uygun. Şuradan işte 20 lira 30 lira şunları alabiliyorsun yol kenarında. Akşam daha çok açıyorlar buralara. Burada mesela ananası küçültmüş, direkt alıp böyle poşette yiyebiliyorsun. Burada da mesela şey var. Bu neydi? Mango. Biraz ekşimsi oluyor, çok güzel. Oo, burada da durian satıyor bak. Durian satıyor. Durian olayı. Abi durian görürsem dayanamıyorum. Ve burada şu ana kadar en uygun şu 50 TL'ye denk geliyor. Normalde başka yerlerde 150-200 liradan aşağı bunu yiyemezsiniz. En uygun şu ana kadar Bangkok'ta. Zaten Bali'de en güzel durianlar Bangkok'tan geliyordu. Ve şimdi burada yerinde deniyorum. İnanılmaz güzel. Geldiğinizde bol bol yiyin derim. Çok tatlı. Abi durian meyvemizde vitamini aldık. Bu adama yeter. Hurma gibi bu. Her şey içinde barındırıyor. İnanılmaz vitamin. Ve bir alıştığın zaman her zaman arayacağın bir şey. Hello, somebody cup. Aa, ahtapot yapıyor şurada. Thank you. Ahtapot var. İşte böyle diğerleri de karışık abi. Bu şu anda gördüğümüz, gezdiğimiz yer sadece bir sokak. Bir de karşısı var. Orada da aynı şekilde. Masajından tut, efendime söyleyeyim, yeme, içme, işte kadınlar, her şey duruyor böyle. Thank you.
Seyahat satıcılar böyle her şeyi satıyor. Kablolar, tekstil. Ondan sonra zaten internet içinde hafıza kart, pardon, sim kartı içinde 7-Eleven'e gidiyorsun. Sadece 150 baht, 200 bahta istediğin paketi alabiliyorsun. Tekrar doldurum yapabiliyorsun internetin bitince. Burada da böyle cüzdan falan şeyler satıyorlar. Zaten sokak yemekleri her yerde. Bu Asya'da zaten normal. Burada seçtiğin meyveleri. Bunlar meyvelerin üzerine bile acı sos yapıyor, biliyor musun? Acı sos yapıyor, öyle yiyorlar, seviyorlar. Bak karşıya geçen hiç kimse durma yok. Bak hiçbir yerde durma yok. Sadece böyle hemen karşılıklı geçeceksin. Başka türlü olmaz. Burada da yumurtalı bir şey yapıyor galiba, tatlı şeklinde bir şey. Thank you. Burada yerde böyle ürünler satıyorlar. Evet arkadaşlar, yüzlerce böyle sokaktan sadece bir tanesini sizlere gündüz vaktini göstermek isterim. Gece videosu ve gece nasıl, tabi böyle videolarda olacak. Ama gündüzde nasıl burada, neler yapıyorlar, nasıl bir ortam var, bunu size aktarmak istedim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım, durdum, gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım ol sanki, zaten böyle güzel her şey.